Kentin birçok noktasında etkili olan sağanak ve yağmur, Gölyaka'nın Esen Mahallesi'nde sel ve su taşkınlarına neden oldu. Biz de Önce Haber ekibi olarak şu anda bölgeyi incelemek üzere ekiplerle birlikte sahadayız. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan şu anda sahada gözlemlerini sürdürüyor bununla birlikte. Doğalgaz borusunun patlamasından dolayı, şuradan da göstereyim şöyle, Esen Mahallesi'nde doğalgaz borusunun patlamasından dolayı sel ve su taşkınlarının yaşandığı Esen Mahallesi'ndeyiz şu anda Gölyaka'nın. Yanımızda Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan var. Şimdi Yakup Demircan'dan gelişmeleri alacağız. Başkanım, nedir tam olarak durum, sizden alalım. Yazlık Mahallesi, Yazıpınar Mahallesi, Esen Mahalle, Yeşilçam'da Zekeriya Köyü, Yazıpınar'daki ve Yeşil Mahalle'deki evlerimizi, şu an 20-30 tane evimizi su basmış durumda. Devlet Su İşlerimizin eski otoru çalışırken doğalgaz hattını patlattı. Tarlalar karanlık olduğu için şu an görünmüyor ama bütün alan şu an çekerse arkadaşlar, araziler, her taraf sular altında. Yine az sonra gideceğimiz evlerin sular içerisinde olduğunu, Açma Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının 5 tane bloğun bodrum katlarının su içerisinde olduğu ve bu şekilde bölgesel bir 2 gündür sürekli devam eden bir yağmur neticesinde inşallah bu gece azalır. Ama şu an vatandaşlarımız arazide karanlık olmasına rağmen evlerine giremiyor. Aynı zamanda doğalgazlar kesik olduğundan evlerinde ihtiyaçlarını, ısınmalarını karşılayamıyorlar. Bu şekilde. Başkanım, şu anda sudan dolayı can tehlikesi yaşayan vatandaş var mı? Bilginiz can var mı bu konuda? Can tehlikesi yaşayan vatandaşımız yok ama eşyaları, evleri hasar gören vatandaşlarımız var. Siz de sahada şu anda çalışmaları yakından takip ediyorsunuz. Şu ana kadar çalışmalar nasıl gidiyor? Ekipler nasıl çalışıyor? Gayet güzel. Belediye ekiplerimiz, kaymakamım az önce buradaydı. Özel idarenin ekipleri, takviye ekipler aldık. Yine Kuyudüzü bölgesi, mahallemde bir ahıra heyelan. Yine karayollar gelirken yol güzergahında görmüşsünüzdür. Heyelanlar vardı. Bugünden beri heyelanlar temizlendi. Arazilerde vatandaşların mağduriyetine göre destek istemek suretiyle kepçe eski otor destekleriyle birlikte şu an 5 tane binanın bodrum katlarındaki suları boşaltmak için vidanjörlerimiz çalışıyor, pompalar çalışıyor. Takviye Düzce Belediyesi'nden vidanjör istedim. Onun gelmesini bekliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Çok vatandaşları mağdur bırakmamak için bütün ekipler sahada. Devlet Su İşlerimiz sahada, özel idare ekipleri, kaymakamımız sahada, belediye ekipleri sahada, dört bir koldan. Şimdi de Dergaz ekipleri geldi. Dergaz şu an kestiler ama arkadaşlar yine bak şu an yine kaynıyor, görüyorsunuz orada. Şu an yine ama suyun içerisinde olduğu için tehlike arz etmiyor. Kokusu var ama kimse ateş yapmıyor. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Rica ederim. Gölyaka'nın Esen Mahallesi'ndeyiz. Doğalgaz borusunun patlamasından kaynaklı olarak burada bir su taşkını yaşanıyor. Can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için bütün ekipler seferber oldu. Aynı zamanda Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da çalışmaları sahada yerinde gözlemleyerek an be an bizlere bilgi aktarmaya devam ediyor. Buradan aktaracaklarımız şu anda bu kadar. Gözlemlemeye devam edeceğiz.